24'ten iyi günler diliyoruz sayın seyirciler. Kahve molasına hoş geldiniz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Piyasalara da bakacağız hemen. Gündemi aktaralım. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre bütçe Eylül'de 17.7 milyar lira açık verdi. Yılın 9. ayında bütçe gelirlerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre %3.3 artış kaydettiği görüldü. Böylece 63.1 milyar liraya yükseldi. Bütçe giderleri de %20.5 oranında artarak 80.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi Ocak-Eylül döneminde ise 85.8 milyar lira açık verdi. Bu dönemde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %19.6 yükselerek 653.8 milyar lira, bütçe giderleri de %22.5 artışla 739.6 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı. Yılın 7. ayında işsizlik %13.9 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı ise %46.4 oldu. İşsizlik rakamları belli oldu. TÜİK'in verilerine göre Temmuz ayında işsizlik oranı %13.9 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre 3.1 puanlık artış kaydetti. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 3.6 puanlık artışla %16.5 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 7.2 puanlık artışla %27.1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısına bakıldığında Temmuz ayında 28 milyon 517 bin kişi olduğu görüldü. İstihdam oranı ise %46.4 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 130 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 618 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %19.8'i tarım, %19.6'sı sanayi, %5.5'i inşaat, %55.1'i de hizmetler sektöründe yer aldı. Temmuz'da iş gücüne katılma oranı ise 0.2 puan azaldı. Böylece %53.8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0.6 puanlık azalışla %73.2 olarak kayıtlara geçti. Kadınlarda ise 0.2 puanlık artışla %34.9 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK, Ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin toplam ciroları yıllık bazda %2.8 oranında yükseldi. Bu dönemde sanayi sektöründe ciro %0.1 azalış kaydetti. Hizmet sektöründe ise %10.1'lik ciro artışı kayıtlara geçti. Ticaret sektöründe de %6'lık ciro artışı yaşandı. Bu dönemde inşaat sektörü ciro endekslerindeki daralma ise devam etti, %18 azaldığı görüldü. Böylece toplam ciro endeksleri bir önceki yılın aynı ayına göre %2.8 artış kaydetti. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret görüşmelerinde de yeni gelişmeler var sayın seyirciler. Çin ile Amerika arasında müzakereleri süren ticaret anlaşması için Çin'in daha fazla görüşme talep ettiği söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasının şekillendirilebilmesi adına Çin'in bu ay daha fazla görüşme gerçekleştirmek istediği belirtildi. Yönetim tarafından henüz onaylanmasa da konuya yakın kaynaklar bu hafta Çin'e uygulanacak ek vergilerin ertelenmesine ek olarak Aralık ayındaki ek vergilerin de devreye sokulmamasını talep ettiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Amerika ile Çin'in geçen hafta ticaretle ilgili çeşitli konularda temel anlaşmaya vardığını, ancak yine de üzerinde çalışılacak ve belgelendirilecek birçok detay olduğuna dikkat çekti. Taşıt kredi faizleri yaz aylarında başlayan düşüşünü sürdürüyor. Faiz oranı Ekim ayının ilk haftasında %1.42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankası'nın ard arda aldığı faiz indirimi kararları taşıt kredilerine de yansıdı. Bu gelişmenin yanı sıra geçtiğimiz ay 3 kamu bankasının yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı taşıt kredisi kampanyası da faiz oranlarındaki düşüşe katkı sağladı. Böylece 2018'in ikinci çeyreğinden itibaren aylık bazda gerileyen satışlar geçen ay %82.4'lük büyüme kaydetti.
Haziran ayının başında aylık ortalama %2,5 seviyesinde olan taşıt kredisi faiz oranları, alınan önlemler ve atılan adımlar sonrası Temmuz'da %2,3'e geriledi. Bu düşüş seyri Ağustos ve Eylül aylarında da devam etti. Ekim'de ise son 1,5 yılın en düşük seviyesini gördü, %1,4'e kadar düştü. Uzmanlar özel bankaların da kampanyaya vereceği destekle taşıt kredisi faiz oranlarının %1,3'ün altına gelebileceğine dikkat çekiyor. Ve piyasalarla devam edelim sayın seyirciler. Piyasaların odağında Amerika'nın Türkiye'ye yönelik açıkladığı yatırım kararı yer alıyor. Yaptırım kararı yer alıyor. Aynı zamanda Barış Pınar Harekatı'na ilişkin gelişmeler de önemli başlıklar arasındaki yerini koruyor, onu belirtelim. Küresel taraftan ise Amerika-Çin görüşmelerinin iyimserliği söz konusu. Yaşanan gelişmeler piyasaya nasıl yansıyor bakalım. Borsa İstanbul'a bakacağız önce. Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin an itibariyle baktığımızda 95.212 seviyesinde olduğunu söyleyelim. Ve kurlar tarafına bakacak olursak dolar 5.90'ın üzerinde hareket ediyor. Şu an itibariyle durum ne? 5.91'den işlem görüyor dolar ve avronun da 6.50'den işlem gördüğünü aktaralım. Altın cephesine bakacak olursak sayın seyirciler güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı şu saat itibariyle 284 lira ve çeyrek altında 464 liradan satıldığını görüyoruz tablomuza baktığımızda. Petrole bakacak olursak petrol 60 doların altında hareket ediyor. An itibariyle 58.12 dolar seviyesinde. Ve faizleri ekranlarınıza getiriyoruz. Tahvil %15.68. Repo'ya baktığımızda 23.77 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ve ekonomiden öne çıkan haberler böyleydi sayın seyirciler. Piyasaları da ekranlarınıza getirdik. 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir ile konuşacağız şimdi gündemi. Sadi Bey gelecek stüdyomuza ve gündemi değerlendireceğiz. Buyurun Sadi Bey. Evet, öncelikle Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım kararını konuşacağız Sadi Bey ile değerli izleyiciler. En önemli gündem maddesi. Bir kez daha hoş geldiniz Sadi Bey. Sizi beklerken davet ettim. Hoş bulduk. Stüdyonun kenarında. Evet. Şimdi Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı önemli. Neleri kapsıyor? Karara piyasanın tepkisi nasıl oldu baktığımız zaman? Ve Türkiye'nin dış ticaretini nasıl etkiler? Şöyle bir genel değerlendirme. Bazı şeylerin şuyu vukuundan beter oluyor. Evet. Dün borsanın o kadar gerilemesinin sebebi bu yaptırım kararlarının ne olacağına dairdi ama şimdi Sayın Trump'ın başkan olarak aldığı bir takım yaptırım kararları bunlar. Aklı başında uzmanlar ya da Amerika'da bu işleri çok iyi bilen bürokratlar şöyle diyorlar. Aslında bu CAATSA denilen daha ağır kongre kararıyla yapılacak bir takım yaptırımların ötelenmesi anlamına geliyor. Yani bir bakıma Sayın Trump yaptırım konusunda bir karar alıyor. Kendi adamlarına yani kendi bakanlarına bir takım yetkiler veriyor. Ama bu yine onun inisiyatifinde kalıyor. Dolayısıyla diğer asıl sıkıntı olacak, asıl büyük Türkiye'yi zorlayacak yaptırımları ötelemiş oluyor. Bir anlamda onlara da lüzum kalmamış oluyor. Yani işin pozitif bir tarafı da var. Ama tabii ki kenara çekilip baktığınızda bir yaptırım kararı var. O yüzden bugün bu konu biraz daha anlaşıldığı için piyasa daha pozitif durumda. Mesela dolar daha yukarı gitmişti, kurlar. Faizler de daha yukarı gitmişti. Az önce piyasayı verdiniz. Borsada %5'in üzerinde düşmüştü. Bugün borsada %1'in üzerinde bir toparlanma var. Kurlar tekrar 5.90'lı seviyeye dolar geldi. Faizde de hafif gerileme oldu. Ne var? Mesela orada bize ipucu verebilecek önemli bir şey var. Çelikle ilgili konuyu hatırlatalım seyircilerimize. Çelikle ilgili daha önce aldığı bir kararı uygulamama kararı almıştı. İnisiyatif onda olduğu için. Bunu uygulama kararı aldı ama bunu Mayıs'tan sonra uygulama kararı aldı. Bu da mesela ilk baktığınızda çelikle ilgili yeni bir vergi gibi görünüyor. Ama eski kararın Mayıs'a ötelenmesiyle ilgili bir karar. Ve yorumlar şöyle. Mayıs'a kadar zaten Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınar operasyonu büyük ölçüde başka bir aşamaya geçmiş olacak, tamamlanmış olacak. Artı arada
Mike Pence Türkiye'ye gelecek. Artı Sayın Erdoğan, Sayın Trump görüşmesi olacak 13 Kasım'da. Bütün bunları düşündüğümüzde bu yaptırım kararları yine Amerika'nın kendi iç politikasıyla ve dünya ile olan ilişkileriyle değerlendirmek lazım. Türkiye'ye ağır yaptırımlar almama çabası olarak görmek lazım. O yüzden hani piyasa yeni yeni anlıyor bu konudaki adımlar ne anlama geliyor. Tabii ki devamında ne olur onu bilemeyiz. Ama şu anda bizim S-400 F-35 tartışmaları sırasında özellikle kongrenin devreye girerek çok daha ağır 5 maddelik bir yaptırım süreci olacağını konuşuyorduk. Onu bir şekilde önlemiş oldu. Şimdi de bir takım yaptırım kararları aldı, yetkiler verdi. Tamam, bu konuyla ilgili kendi iç politikasına mesaj vermiş oldu. Türkiye'ye etkiler mi? Mesela enerjiyle ilgili bir konu var. Türkiye'nin Amerika ile hiçbir enerji işi yok. Türkiye zaten o konuda başka bir konumda. Hazine tarafına bakıyoruz. Orada da herhangi bir sıkıntı yok. 100 milyar dolarlık ticaret hacmiyle ilgili anlaşma ötelenir. Zaten o anlaşmayı siz önermiştiniz. Evet. Dolayısıyla orada bizim sizden beklediğimiz şuydu. Gümrük vergileriyle ilgili adımlar atmanızdı. Onu hiç konuşmamıştık. O da zaten önerdiği bir şeyden vazgeçiyorum şeklinde. Dolayısıyla evet gerilimli bir dönemdeyiz. Ama zannedildiği kadar ağır bir durum yok. Şimdi sanıyorum bir dakika kaldı. Nobel ödülünü paylaşacağım ama doların yönü ne olur karar sonrası? Hemen onu da bir cümle sorayım size. İşte dolar dün verdiği tepkiden geri döndü. Yine 5.91 seviyelerinde. Dolarla ilgili sadece şunu söyleyebiliriz. Seyircilerimiz hatırlarlarsa biz daha önce de ben şunu söyledim. Dolar artık aşağıya dönmez. Çünkü bir yıllık periyoduna baktığımızda da yerinde saymış görünüyor. Evet. Böyle bir ortamda da evet 6 lirayı geçebilir. Ama o uçuk bir takım laflar eden işte sosyal medyalarda böyle bir yapı yok. Türkiye'nin sonuçta döviz gelirleri 200 milyar doların üzerinde ve döviz giderleri de 200 milyarın üzerinde. Yani denkleşmiş vaziyette. Dolayısıyla öyle endişe edecek bir durum yok. Yok. Volkswagen'i atlamayalım. Alman basındaki iddiayı da sorayım size. Ondan sonra geçelim habere. Türkiye yatırımının ertelenene dair haber var biliyorsunuz. Ne diyorsunuz evet, bu iddiayla ilgili? Önceki hafta bu konuda şirket kuruluşu yaptılar. Yer tahsisi ile ilgili konuşmuştuk. Evet ama şu var. Biz bir Alman firması Volkswagen çok önemli. İstihdam sağlayacak büyük bir yatırım. Ama bunu neden erteledi? İşte Türkiye harekat yapıyor diye. Birkaç iyi şey arasında ülkeler seçim yaparlar. Yani Volkswagen yatırımını erteledi diye Türkiye operasyonu durduracak diye bir şey yok. Kendileri kaybederler. Çünkü Türkiye'de çok fazla otomobil fabrikası var zaten üretim yapan. Ama Türkiye'de iç pazarda gerçekten gelecekte yerini almak istiyorsa burada üretim yapması gerekiyor. Ben o ertelemenin de aynen Sayın Trump'ın kararları gibi birkaç ay içinde bir şekilleneceğini düşünüyorum. Revize edeceğini düşünüyorum. Vazgeçeceğini düşünmüyorum ama sonunda haklı çıktığımızda da hatırlatacağız. Peki, Selde Bey teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Şimdi Nobel Ekonomi Ödülleri bildiğiniz gibi sahibini buldu. Hemen ayrıntılarını paylaşalım. Bu yıl yoksullukla mücadele alanındaki çalışmalara verildi ödül. İzliyoruz. Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Ödül bu yıl yoksullukla mücadeleye verildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, ödülün Hint asıllı Amerikalı iktisatçı Abhijit Banerjee, Fransız asıllı Amerikalı iktisatçı Esther Duflo ve Amerikalı iktisatçı Michael Kremer'a verildiğini duyurdu. 47 yaşındaki Duflo, ödülü kazanan ikinci kadın ve en genç bilim insanı olarak da tarihteki yerini aldı. This year's laureates have shown that it's best to break down this... Akademiden yapılan açıklamada, ekonomi ödülünün küresel yoksulluğu gidermeye yönelik deneysel yaklaşımları nedeniyle bu üç isme verildiği belirtildi. This year's laureates have shown that it's best... Hali hazırda dünyada 700 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı hatırlatılan açıklamada, her yıl 5 milyon çocuğun 5 yaşına gelmeden hayatını kaybettiğine de dikkat çekildi. Bu ölümlerin büyük bölümünün ise tedavisi basit ve ucuz hastalıklardan kaynaklandığı vurgulandı. Kremer, Banerjee ve Duflo'nun da çalışmalarıyla insanlığın küresel yoksullukla mücadele kabiliyetini artırdığı duyuruldu.
Ekonomi ödülü ilk kez 1969'da İsveç Merkez Bankası tarafından Nobel ödüllerinin kurucusu Alfred Nobel anısına verilmeye başlanmıştı. Bugüne kadar 51 kez dağıtılan ödüllere toplam 84 kişi layık görüldü. Ödüllerden 25'i tek kişiye verilirken 19'u 2, 7 ödülde 3 kişi arasında paylaştırıldı. Ve bu haberle kahve molasının sonuna geldik sayın seyirciler. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.